Sizlerleyiz. Fatih kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli Semazen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Efendim Allah'ın selamı, bereketi, hayrı, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Amin seslerini yüksek duyduk bugün. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim bugün
çok özel bir program yapacağız. Her yerde görmeye alışmadığımız, pek ekranlarda da bu aralar çok olmayan, fakat her zaman gündemdeki yerini de koruyan ilahiyatçı profesörümüz Yaşar Nuri Öztürk hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yani bizi korkuttular hocam. Sağlığınızla ilgili bir haber okuduk. İnan çok endişelendik. Sizi sevenler olarak çok üzüldük. Merak ettik, hemen telefona sarıldık. Sağlık durumunuzla ilgili bir bilgi... Ya o haber nereden çıktı ben de bilmiyorum. Yani bir hafta dolandırdılar onu. Ben Antalya'daydım, yani denize giriyorum. Ama o haberler çıktı. Yalanladık, o kadar. Sağlığınız iyi inşallah. Gayet. Bir sıkıntınız yok. Maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Hiçbir problem yok. Hocam, genelde hep böyle eleştirmeye hazır bir kesim var. Her kesimin içinde olduğu gibi Müslümanların içinde de var. Kimi güzel bir şey söyler, eleştirilir. Kimi güzel giyinir, eleştirilir. Yani mesela siz hep son derece şık giyinen, gerçekten çok şık giyinen, yok canım, düzgün giyinen. Son derece rüküş. Evet, çok şıksınız hocam, evet. Maşallah. Yani İslamiyet'te temiz olmanın, güzel olmanın veya İslamiyet güzel giyinmeye nasıl bakar hocam? Çok ilginç bir soru. İslamiyet'te giyinmeyle alakalı şartlar var mıdır? Şunu giyemezsin, bunu giyemez. Erkek adam böyle giyinir, şöyle giyinir diye bir şey var mıdır hocam? Şartlar var. Bir defa onun bunun hakkından giymeyeceksin, yemeyeceksin. Çok önemli. İlk şart bu, helal. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunmadığı için bunlar maalesef bilinmiyor. Doğru. Şimdi biz Kur'an İslam'ı getirdi insanlığa, değil mi? Doğru. 604 sayfalık bir kitap. Fakat bugün yaşadığımız İslam Kur'an'ın dini değil. Yani bizim yaşanılan İslam yani an itibariyle. Kur'an'dan ayrı bir din oluşturulmuş. Bu yeni değil. Bu iddialı bir söz değil mi hocam? Şimdi İbn-i Teymiye, benim değil ki söz. Söz benim değil. İbn-i Teymiye, İslam fıkhının, İslam düşüncesinin anıtlarından biridir. Bugünkü Suudi Arabistan'ın bağlı olduğu mezhebin de öncüsüdür. İbn-i Teymiye bundan 700-800 yıl önce bu ayrımı yapıyor. Bugün diyor İslam adı altında iki tane din var. Biri indirilen din. Allah'ın indirdiği din. Ed-dinül münzel, onun Arapça ifadesiyle vahyedilen din. Bir de ed-dinül müevvel vel mübeddel. Bir de uydurulan din var. İnsanlığın uydurduğu din. Ne zaman diyor bunu? 700 küsür sene önce. O günden beri yozlaşma devam etmiş. Bugüne geldiğinde ne olacak? Bugün yaşadığımız dinin Kur'an'a nispeti %5'lere düşmüş. Evet. Kur'an, kimse kalkıp da Kur'an'a kafa tutacak hali yok. Amin. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Tamam. İslam'ı o getirmiştir. İnsanlığa dini o getirmiştir. Bunlar tamam. Fakat o bir kenarda dursun. Mezarlıkta okuyalım. Sevap almak için. Kur'an'ın hiçbir yerinde beni sevap almak için okuyun diye bir şey yoktur. Ne demek sevap almak için ya? Kim uydurdu bunu? Yani sevap almak için okumakla Kur'an'ın hakkını verebilir misiniz? Sevap almak için dua ederim. Sevap almak için fakire sadaka veririm. Sevap almak için Kur'an okurum. Bu kadar mı? Onu söylüyorlar. Mesela gelen hocalarımız da oldu. Onlara da sorduk. Ramazan'da Kur'an okumanın sevabı çoktur diyorlar. Ya hiç laf lakırdı. O da ezberlediğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim ne için geldiğini söylüyor kardeşim. Kur'an'ı açıp okuyacaksınız. Kur'an'a bakın, bizim Kur'an'a saygımız çok şeytani bir aldanmadan ibarettir asırlardır. Kur'an'a saygı nedir? Evde en yüksek yere asmak ve elini sürmemek.
ne kadar yükseğe ve ne kadar süslü kılıflarda asarsanız Kur'an'a saygı bu kadar. Onu iki gün önce konuştuk hocam. O kadar Kur'an'a saygılıdırlar ki evde Kur'an en yüksek yere asılmıştır. İşte bela da bu zaten. Zaten felaket de bu. Şimdi Kur'an'ın kendi için kullandığı adlardan biri de Kitab-ı Münzel'dir. Ne demek Kitab-ı Münzel? İndirilen kitap, İndirilen. Yukarıdan aşağı indirilen kitap. Niye indirilmiş? Kur'an o kadar yüksekteydi ki be kardeşim, levh-i mahfuzdaydı. Senin evinin yüksekliği ne ki? Niye Allah onu ondan yeryüzüne indirdi? Hocam o zaman reklamlara bir gidelim. Reklamlardan sonra. Niye indirdi? Bunu sorun kendinize. Evet, bunu soracağız hocamıza. Hocamız sizlere soracak, biz hocamıza soracağız. Efendim, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Vizyonlarını yeni açanlar için söylüyorum. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam. Hocam, şu kaldığımız yerden, evet. Orası önemli. Şimdi Kur'an-ı Kerim kendi adlarından biri olarak Kitab-ı Münzel diyor. Yani indirilen kitap. Yukarıdan, levh-i mahfuzdan dünyaya indirilen kitap. Şimdi birileri bu indirildi. Niye indirildi? İnsan okusun diye. Yani levh-i mahfuzda Cenab-ı Hakk'ın nezdinde korunuyordu. Niye indirildi aşağı? Tenzil diyor Kur'an kendi gelişine. İndirilme demek. İndirildi, biz okuyalım diye. Şimdi birileri diyor ki hayır indirildi ama biz onu yine yukarı bir yere koyacağız ve okumayacağız. Okumuyor. Efendim önünde elimi bağlarım, ceketimi düğümlerim. Çok saygım var. Onun olduğu yerde ayaklarımı uzatmam. Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Bütün bunları yapıyorsun ama esas Kur'an'ın istediği bir şey var. Beni okuyun diyor. İlk emri de oku. Ve Kur'an İslam'ın temel ibadeti olarak okumayı getirmiştir. İslam'ın temel ibadeti namaz değildir ey ahali. Herkes bunu bilsin. Yalan söylenmiştir ümmeti Muhammed'e. İslam'ın temel ibadeti okumaktır ve özellikle Kur'an okumaktır. Namaz ikinci sırada gelir. Niye bunu yaptı? Bunu Emevi yaptı. Kur'an'ı okurlarsa içinde ne olduğunu anlarlar. İçinde ne olduğunu anlarsa biz yine Kur'an'ın istediği bir şeyi yapamayız. Nedir o? Kur'an diyor ki sizi Allah ile aldatmasınlar. Defalarca bu emri veriyor. Kur'an okuyan adam Allah ile aldatamaz. Mehmet Akif 1920'de diyor ki bizi Allah ile susturmaya çalışıyorlar. Mümkün mü bunu yapmak diyor. Allah'ı kullanarak bizi susturmak mümkün mü? Allah ile iskat tabiri kullanmıştır. Şimdi Kur'an bu şeytani oyunları yıkmıştır. Nasıl yıkmıştır? Okuyan insanlar için yıkmıştır. Kur'an'ı okumayanın bunlardan haberi olmaz. Peki Yaşar Hocam o zaman hemen şöyle bir soru sorma gereksinimi hissediyorum. En nihayetinde Kur'an'ı okuyan Müslümanlar var en nihayetinde. Orta Doğu'da da fazlasıyla var. Lakin okumalar niçin fayda etmedi de Orta Doğu'da İslam bu denli bölündü? Çok güzel, çok güzel. Tam ikinci kısmına sorunum geldi. Bak içinden tebrik ederim. Ha Kur'an'ı okuyoruz. İndirdik, okuduk. Herkesin evlerinde, benim evimde öyle. Ben 3 yaşında Kur'an'ı babamdan öğrendim. Benim en büyük hocam babamdır. Allame bir adamdı. Ehli Kur'an bir adamdı. 9 yaşında da ben Kur'an'ı ezberledim. Bakın, 62 yaşındayım. O günden beri tam okuyorum bunu ben. Yani İstanbul'un Beyazıt Camii'nde 9 yıl ben cüz mukabele okudum. Aksaray Valide Camii'nde rahmetli Hafız Allah rahmet eylesin. Muharrem'le orada da cüz mukabele okudum. Bu kadar Kur'an'la içli dışlıyım. Okuyoruz. Bir şey daha istiyor Kur'an-ı Kerim. Senin sorunun cevabı bu. Diyor ki beni okumak telaffuz işi değildir. Beni okumak tedebbür işidir. Kullandığı kelime bu. Defalarca kullanmıştır. Tedebbür ne demek? Ne dediğini anlayarak okumak. Kur'an'ı anlayamıyor muyuz hocam? Ya bir defa okumuyor. İkincisi
telaffuz ettiriyorlar millete. Bizim milletimiz mesela Kur'an'ı telaffuz ediyor. Ne demek telaffuz? Manasını bilmediği kelimeleri sadece telaffuz ediyor. Kur'an'da diyor ki tedebbür isterim. Telaffuz istemem ben. Nasıl tedebbür edecek? Kendi dilinde tercümesini okuyacak. Arapça biliyorsa benim gibi gayet tabii ki orijinalini okusun. Bilmiyorsa tedebbürü nasıl yapacak? Kur'an tedebbür istiyor. Arapça bilmeden kelimeyi telaffuz etmekle papağan gibi tedebbür olmaz. Kendi dilinden okuyacak. İşte orada zulüm başlıyor. Yasak koymuş. Ne diyor nasıl hocam? Koymuş yasa? Kur'an'ı tercümesinden okursan hatim olmaz. Vallahi şeytan bu söze bayılıyor ama bunu Allah sevmez. Kur'an bu sözü lanetler. Yani Kur'an'ın istediği tedebbürü esas alarak okuyan adam hatim yapmış olmayacak. Hı hı. Tedebbürü dışlayarak sadece telaffuz eden, Kur'an'ın istemediğini yapan hatim sevabı alacak. Ya o da alsın hatim sevabı. Kur'an'ın rahmeti geniştir. Ama bırak da şu ne dediğini anlayarak okuyan adam evvela bu sevabı alsın. Bir yasak daha getirmişler. Arapçasından okumasan kıldığın namaz geçerli değil. Bu da şeytanın uydurduğu bir yalandır. İmam-ı Azam bu yalanı yıktı. Şimdi İmam-ı Azam'ı unutturuyorlar. Sanki İmam-ı Azam onları söylememiş. Şimdi bunu söyledik mi biz? Diyor ki, bunlar bunu çıkardılar. Sakalsız, bıyıksız, artist kılıklı adamlar. Asla böyle bir şey İslam tarihinde görülmemiştir. Namussuza bakar mısın? İmam-ı Azam ne olacak? Bin yıllık Hanefi fıkhına olacak ve bu ülke Hanefi fıkhına mensuptur %95'iyle. Doğru. Bu yalanlar üzerine oturtuyorlar bunu. Ve sonuç ne? Sonuç Kur'an okunmuyor. Veya sadece telaffuz edilerek sevap alacağız diyorlar. Kimse sevap mevap alamaz. Yani herkes bu sefer de iş kendi çıkar menfaat odaklı mı yorum ortaya çıkmış oluyor hocam? Yorum bile yok ya. Keşke yorumlar olsa da menfaat odaklı da olsa öbürü de aksini söyler. Bir orta noktada buluşulur. Hocam Müslümanlar orta doğuda şimdi bir türlü ortak mukabele noktada okuyoruz. Bulunamıyor. Ramazan ben senelerce okudum ben de çocukluğumdan beri. Hanımlar, beyler oradan takip ediyor. Hafız Efendi okuyor. Ben de okudum. Çok. Kapattığınız zaman o koca bir cüz, her gün bir cüz okunur, 30 cüz, 30 Ramazan. Bir cüz 20 sayfadır. Yüzlerce ayet demektir. Kapattığınız zaman orada oturanlara Allah aşkına bir sorun. Ne okuduk? Ne istedi bizden Kur'an? Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratan kudretin bizim için gönderdiği prospektüstür. Hayatı nasıl yaşayacağız, nasıl kullanacağız, nimetleri, imkanları, bunun prospektüsüdür. Ne okuduk? Kimse bir şey yok. Bir şeyler okuduk. Sevap alacağız. Vallahi ve billahi hiç kimse bir şey alamaz. Ne zaman alır? Onun ne demek istediğini insandan öğrenir, ondan sonra istediği kadar sevap alsın. Şimdi şuraya getiriyoruz. Kur'an bu şekilde dinin dışına itilince veya din Kur'an'dan bu şekilde uzaklaştırılınca İbn-i Teymiye'nin söylediği uydurulmuş din egemen olur. Yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi din esastır bir kere din. Allah'ın dini bir tane, Kur'an'ı bir tanedir. Doğru mu hocam? 3-4 tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Lakin bölgeye baktığımızda veya şöyle yani dünya üzerindeki İslam birliğinin oluşmaması noktasında mezhepleri daha mı çok fazla öne çıkarmışlar? Yani mezhebi Kur'an'ın üstüne mi getirip koymuşlar hocam? Ya barut bitti demiş Napolyon'a komutanı gelmiş. Harbin bir yerinde, efendim arz edeceğim şeyler var, nedir çabuk söyle demiş, harp devam ediyor, barut bitti demiş. Oğlum barut bittiyse neyi konuşacağız demiş, hemen ricat borusu çalın, geri çekilelim. Şimdi Kur'an çekildi mi barut biter. Ondan sonra iş curcuna, kavga, kıyamet, mezhepler, mezhepsiz din olmaz, mezhepler elbette ki yorum ekolleridir. Ama biz mezhepleri
Kur'an'ın yerine koyduk. İşte benim demek istediğim de bu. Bakın hocam, demin İmam-ı Azam'dan bahsetti. İmam-ı Azam diyor ki, bir Müslüman Arapçayı hakkıyla bilmiyorsa, Kur'an'ın kendi dilindeki tercümesiyle namazlarını kılar. İmam-ı Azam bunu tarihin önünde söylemiş. Luther'den 800 yıl önce. Luther papazlara bunu İmam-ı Azam'dan 800 yıl sonra söyledi. Çünkü papazlar da İncil'in tercüme edilmesine izin vermediler. Aynı şeytani oyundur. Yahudilikten Hristiyanlığa geçti, Hristiyanlıktan da İslam'a sıçrattılar bunu. İmam-ı Azam devam ediyor. Namazını bununla kılar. Diyorlar ki Kur'an'ın tercümesi mümkün değil. Diyor ki efendim, ibadette münacattır. Münacatta edebiyat ve icaz aranmaz. Tercüme zayıf da olsa, hatalı da olsa, nihayet oradan dua ayetlerini alır, Allah'a niyazını yapar. İş burada kalıyor mu? Kalmıyor. İmam-ı Şafii devreye giriyor. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam'dan 100 sene, 50 sene filan sonra gelmiş. İmam-ı Şafii'nin ölümü 204, İmam-ı Azam'ın ölümü 150. 50 yıl fark var arada. İmam-ı Şafii diyor ki, Arapça bilmiyor, hakkıyla kullandığı tabir de odur. Mellem yuhsin el arabiyyete, Arapçayı hakkıyla güzel şekilde bilmiyorsa, Kur'an'ın tercümesini bırak, içinden gelen şekilde dua ederek namazını kılar. İmam Şafii bunu diyor. Yani şunu mu? İmam Malik bunu diyor. Arapça hatta bilmesine... Caferiye mezhebinin de görüşü budur. Yani hocam, dört sünni mezhep ve Şia'nın itikadi, ameli mezhebi olan Caferilik şurada müttefiktir. Bir adam Arapçayı hakkıyla okuyamıyor, Kur'an'ı Arapçasını hakkıyla okuyamıyorsa, evet, ne yapar? Bir, Kur'an'ın tercümesinden seçtiği ayetlerle namazını kılar. İki, nasıl yani hocam? İki, Türkçesini mi? Türkçe tamam. Veya hangi dili biliyorsa. Tamam. Türkler için Türkçe. Ama Türk için Türkçe. Enteresandır hocam. Mesela hani Arapçanın ezberi onu, çok şunu kolay. Şunu bitireyim. Ondan sonra eğer bunu yapamıyorsa o zaman içinden geldiği şekilde dua etsin, kılsın. Nereye dayandırıyorlar bunu? Hazreti Peygamber'in icraatını. Hazreti Peygamber'e sahabi geliyor. Sahabi kim? Arap oğlu Arap. Ana dili Arapça. Ama sahabi peygamberimize diyor ki, İmam-ı Şafii bunu veriyor. Mütevatır bir hadisedir. Ya Resulallah diyor, ben Kur'an'dan bir şey ezberleyemem. Bana namaz kılacak başka bir çare göster. Ya bunları bu milletten niye saklıyorsunuz? Bunlar bizim fıkhımızın içinde var, hadis müdevenatında var. Diyor ki Hazreti Peygamber, kardeş diyor, yani Fatiha'yı oku, Fatiha'yı ezberle diyor ya, üç satır. Onla kıl, başka bir şeye lüzum yok diyor. Fatiha yeter sana. Doğru. Ben onu da ezberleyemem diyor. Ben içimden gelen şeyleri okuyarak namaz kılamam mı diyor, dua ederek. Gülüyor Hazreti Peygamber. E olur diyor, niye olmasın diyor, Allah onu da dinler. Devam ediyor. Peki diyor, ben kendim için bir şeyler isteyeceğim o dualarımda. Çoluk çocuğum için de isteyebilir miyim? Gayet tabii istersin diyor. İmam-ı Şafii diyor ki, o halde Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyamayan insanlar içlerinden geldiği şekilde dualar ederek namazlarını kılarlar. Bütün dava Allah ile irtibatı kesmemektir. Şimdi bunu bizim... Secdesini, rükûsunu... Gayet tabii. Aynen namaz kılacak. Kıyamı kıyam, rükû rükû, sücud sücud. Aynen. Sadece Fatiha makamında veya Kur'an'dan ayetler makamında. Veya o zaman hemen akabinde şunu, evet, sorayım hocam. Mesela bizim de başımıza geliyor. Namaz kılacakken arkadaşlarımız ayet bilmiyorlar. Hayatında hiç Kur'an Muran'da okumamış. Efendime söyleyeyim, anne babadan da bir şeyler öğrenmemiş. Namaz duasını da bilmiyor. Bir bildiği işte kelime-i şehadet. Ondan sonra ben namaz, dua bilmiyorum, ben nasıl namaz kılacağım? Ya dedim, gel arkamda dur, niyet et. Ben sana şimdi niyetini göstereceğim. Niyetini söylüyorum. Ben ne yapıyorsam sen onu yap. İçinden de hani ya bana tabi ol, hiçbir şey söyleme, konuşma. İçinden de
Peki ben Allah'a bir şey diyebilir miyim? Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen büyüksün. İçinden geçir. Kılıyoruz veya benim bu yaşadığım gibi bir sürü hayatımızda bu şekilde olan hadiseler var. Şimdi bu arkadaşların o zaman namazı kabul olmuyor mu hocam? Oluyor. Olmuyor. En güzeliyle oluyor. Bakın Hazreti Peygamber'e Badiye'den geliyor Arap. Namaz. Namaz çok hayati bir ibadet. Soruyor Hazreti Peygamber'e, kaynaklara bakın. Hazreti Peygamber'in bu insanlara namaz tarifi 6-7 cümleyi ve 1 dakikayı, 2 dakikayı geçmez. Şimdi fıkıh kitaplarında namaz 200 sayfa tutuyor. Çin akrobasisi gibi öğrenmeniz mümkün değil. Benim hayatım fıkıh okumakla geçmiştir. Babamdan başlayarak. Hala oralardan çıkabilmiş değilim. Ya nereden bunu böyle çekilmez hale getirdiniz? Bu Fatih nasıl olmazsa namaz kabul olmaz senin diyenler anlattığın, var hocam. Senin anlattığın şekilde işte Hazreti Peygamber 4 cümleyle adama söylüyor. Ve adam diyor ki ben böyle kılarsam bu tamam mı? Tamam diyor. Allah'a ısmarladık diyor, çekip gidiyor. Şimdi bunlar burnunu öyle tutacaksın, elini şöyle koyacaksın, ayağını böyle koyacaksın. Ya bırak her mezhebe göre bu değişik. Elini adam salarak da kılıyor Maliki, öbürler bağlayarak kılıyor. Doğru. İftitah tekbirini böyle alıyor, kimi böyle alıyor, kimi böyle alıyor. Yani gidin İslam dünyasına bakın. Şimdi burada öyle bir getirmiş ki adamın ayaklarını nasıl tutacağını. Ya sen Allah'ı kasap Mehmet yerine mi koyuyorsun? Böyle bir çetelecilik olur mu? Bırak adamı kıbleye yönelsin, işte ana şart. Abdestini alacak, kıbleye yönelecek. Ondan sonra da içinden geldiği şekilde dua etsin kızsın. Bir adam yalnız besmele ile namaz kılar. Hani besmele aynı zamanda Kur'an ayeti. Hı, doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Her yerde okuyarak namazını hocam peki yalnız şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi kavram kargaşası yaratmayalım. Neticede akıl baki olan, şimdi benim mesela tarih dersim çok iyiydi. Ezberim iyiydi, her şeyi ezberliyordum. Bir tanesinin de ezberi iyi olmasına rağmen, ya hocam ben Fatiha'yı ezberleyemem deyip demek var. Bir tanesi de ciddi ciddi adamın bir tanesine 50 tane şey söylüyorsun, ezberi yok adamın. Abi mesela bizim Seyfi abi. Tevçi gülmeyin vallahi bak. Ritim için demiyorum mesela. Bir şey söylüyorsun 2 dakika sonra ya öyle mi olma? Yani olabilir insanın şeyinde tabiatında var yani. Bir söylediğinde 2 dakika sonra unutabilir insan yani. Veya Fatih arkadaşımız da öyle. Yani unutabiliriz yani mesela. Unutabiliyor. Almıyor kafamız. Şimdi sanki böyle i̇şte söyleyince sahabi de peygamberimize diyor ya ben ezberleyemem diyor. Bana ben ezberleyemem diyor. Aynen. Bana diyor içimden geldiği şekilde dua ederek namaz kılma imkanı yok mu? Var diyor, var, mesele değil. Ben sana Fatiha'yı dedim diyor. Kolaylık olur. Onu ezberlersin. En ideal. Tamam. Yani demek ki biz buradan, siz buradan herkese gidin işte Bismillah diyerek namaz kılın demiyorsunuz. Çünkü öyle bir şey var ki hocam sanki bakıyorlar o Yaşar yani, Hoca böyle dedi. Bunlar zarurete bağlı. İstiyorsa adam kılar. Tamam. Demiyorum diye bir şey. Bal gibi diyorum. Ama eğer bunun ideal olanını yapabiliyorsa onu yapsın. Fakat bir insanı böyle kılarsan kılma o namazı demeye getirdin mi Allah'tan cezanı bulursun. Adamın secdesine engel olamazsın. Bir biçimde bırak kılsın. İdeal olanı yaparsa. Ben 40 küsür senedir hatimle namaz kılıyorum. Ben hafız bir adamım. Kıldığım namazları sırayla Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kılıyorum. Hatimle kılıyorum. 40 küsür sene. Ben kılarım. Zaman, herkes böyle mi kılacak şimdi? O zaman siz diyorsunuz ki yani gel namaz kılmak isteyen gelsin kılsın diyorsun hocam. Evet. Yani kim geliyorsa gelsin evet, namaz kılsın. Bakın yani mezhepler dedik, mezhepler insanlara dini yaşamada kolaylık getirsinler diye çıkmıştır, yorum getirmiştir. Her birinin hitap ettiği kitleye dinin yaşanmasını sağlamak gibi bir gayesi vardır. Ezan 30 saniyemiz var hocam. Dolayısıyla o yorumlardan birini alar, ona göre dinini yaşar ve namazını kılar. Hepimizin orucu kabul olsun. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim zorumuzu kolay eylesin inşallah. Bütün Müslüman aleminin, yeryüzündeki bütün mazlumların yar ve yardımcısı olsun Cenab-ı Allah. Evet hocam. Sor. Çok önemli bir konu.
geldik. Neden İslam Birliği bir noktada toplanamıyor dedik. Bunu açtınız siz, bayağı oradan döndük dolaştık geldik namazın nasıl kılınacağını. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Ramazan, Kur'an bize Ramazan'da nasıl yaşamamız gerektiğini emrediyor hocam. Böyle bir emir var mı? Ramazan'da bunu 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 yapın. Mesela adam hoca ama Ramazan ayında bakıyorsun Ramazan'da bela okuyor veya gıybet yapıyor. Bunlar, şimdi bunu yapan da hoca yapıyor yani. Yani başka zamanda yapınca normal mi oluyor? Ramazan'da yapıyor ya dediğine artık göre. O hale geldi hocam şimdi, yalan yanlış yok yani şimdi. O hale geldi sanki artık yani normal hayatta bir Müslümanın. Bile. Oralara geldik maalesef. Oralara geldik maalesef. Hani yapıyoruz mesela, savaş oluyor ama ya bari Ramazan'da duralım kan dökülmesin deniliyor. Tabii. Ya işte bir şey oluyor, ona hakaret küfür, ya hele bir dur diyor şu Ramazan'da bilmem ne, veya kan davası var dur diyor şu Ramazan'da. Sanki böyle hani Ramazan'a kadar her şey serbest ama velakin Ramazan'da en az bir aylık bir mola, bir ay sonra tekrardan kavga ve savaşa, sanki İslamiyet devam edin, gıybete devam edin, fitneye devam edin, fesada devam edebilirsiniz diyor. Yani Ramazan'da da artık kimse bırakmıyor bunları. Evet evet, bırakmamaya başladı. Bırakmamaya. Biz de o yüzden söylüyor. Hani bari Ramazan'da niçin yani? Şimdi dini hayatın bütün alanlarından çekip sadece camiye hapsedersen olacağı budur. Şimdi bakın. Şöyle geleneksel din kitaplarında şunlar var. Diyor ki günlük günahlarınızı namazlar, günlük namazlar bağışlatır. Haftalık günahlarınızı haftalık namaz, cuma namazı siler. Evet. Yıllık günahlarınızı Ramazan orucu siler. Ömürlük günahlarınızı da hacca gittiniz mi silinir. O zaman adam diyor ki bunlar böyle silineceğine göre ben istediğim her şeyi yaparım ve bunlar bunu siler. Geçenlerde bir gazetede gördüm. Bir tanesi açıklama yapmış. Rüşvet haramdır, tamam ama diyor. Eğer rüşvet alan namazını kılıyorsa ona haram değildir. Açıklaması var. Bilmem nerede ne bir mevki sahibi bir adam. Rüşvet. Şimdi rüşvet. Hı hı. Rüşvet en büyük haramlardan, en büyük peki, yasaklardan biri. Peki o zaman rüşvet kul hakkına da girmiyor mu hocam? İşte her neyse. Ya kul hakkı tabii, onu söylüyorum canım. Ama adam diyor ki namaz kılan adam rüşvet alabilir. Zaten öyle yapıyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Maun suresini okuduğunuzda Maun suresi size diyor ki insanlar içinde muntazam namazlarını kılanlar olacak. Evet. Ama bunlar namazlarını çıkarlarına alet ettikleri için bu namazlar onları lanetleyecek. Ne diyor bunu? Kur'an-ı Kerim diyor. Nasıl söylüyor? فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاوُونَ Kur'an ayeti. Hiç buna katakulle, hiç buna tevil, tefsir, böyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim orada ve bu ayetler Kur'an-ı Kerim'in içinde. Şimdi şuraya geliyoruz. Dinin hayatın bütün alanlarındaki hassasiyetlerine saygı göstermezseniz bir alandaki hassasiyetiniz sizi kurtarmaz. Hazreti Peygamber bunu ilkeleştirirken diyor ki din ahlaktan ibarettir. Ahlak olmayanın dini olmaz. Dönelim Kur'an-ı Kerim'e, hepsinin kaynağı orası. Namaz kötülüklerin her türlüsünden sizi alıkoyar diyor. Ne demek bu? Alıkoymuyorsa kıldığınız namaz namaz değil, Maun suresi namazıdır. Senin dediğin de o. Şimdi adam gıybeti yapıyor. Doğru. Haramı yiyor. Yalanı söylüyor. Günah açıyor. Lakap açıyor. Takıyor el aleme. Bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı şeyler. Kamu malını talan ediyor. Ondan sonra da
Görsün birileri namaz kılıyor. Parası bol, hacca da gidiyor hem de 7-8 defa. Şimdi bu adamın Allah katındaki yeri nedir? Allah katındaki yeri Maun suresinde gösterilmiştir. Lanetlenmiş bir yerdir. Şimdi şunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim bize bunu ısrarla veriyor. Bir defa insan haram lokmadan kendini temizleyecek. Haram lokmanın uğradığı bir kalp diyor Hazreti Peygamber Allah'a gidemez. Sizi Allah'a götüremez. Kalpte dolaşan kan helal lokmadan oluşacak. Haram lokma. Şimdi bakıyorsunuz adam yemeğe otururken besmele çekiyor mu? Çekiyor. Görüyor herkes. Tamam. Hayır, Kur'an diyor ki tamam değil. İstediği kadar besmele çeksin. Sofrada yediğinin onun alın terinin eseri olup olmadığına bakacaksınız. Maun suresi bunu diyor. Ben Maun suresini 400 sayfa bir kitap yaptım. 3 satırlık bir suredir Maun suresi. Kur'an satırıyla 3 satırdır. Hocam madem kitaptan konu açıldı, bir de Allah ile aldatmak kitabınız var. Hemen buraya geldik şimdi o zaman. 70. baskısını yaptı Nihat'cığım. Evet. Neden bahsediyor? Yine aynı şeyden bahsediyorsunuz. Allah ile aldatmak da Kur'an-ı Kerim'in aldatanlar dikkat edin sizi Allah ile aldatmasın. Çok aldanmalar olacak diyor Kur'an-ı Kerim. Ama hepsinden bir biçimde kurtulursunuz. Allah ile aldatılırsanız kurtuluşunuz yoktur. Hazreti Mevlana çok güzel ifade etmiş bunu ve oğlu Sultan Veled diyor ki bütün aldatmalarda Allah'a sığınırız diyor. La havle ve la kuvvete illa billah der, Allah'a sığınırız. Eğer diyor Allah ile aldatılıyorsak kime sığınacağız? Şimdi Kur'an-ı Kerim suyu baştan kesmiş. Aldatan sizi Allah ile aldatmasın diyor. Çünkü o zaman kurtuluşunuz olmaz. Peki hocam, Allah ile aldatanı ve aldatmayanın masum bir insan bizler nasıl anlayacağız? Kur'an'dan. Kur'an bunu anlamanın bize malzemesini veriyor. Kur'an bizi donatıyor. Şeytana karşı donatıyor. Tamam. Aldatanlara karşı donatıyor. Tamam. Küfre karşı donatıyor. Şirke karşı donatıyor. Nefsimize karşı donatıyor. Bu donanımları Kur'an'dan başka hiçbir şey, hiçbir kudret size veremez. Doğru hocam. O zaman bir çay molası verelim biz. Yaşar hocam, çayımızı da içelim yemekten. Efendim bizi bir reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra bir çay molası veriyoruz. Biz buradayız reklamlardan sonra. Hocamızda çok daha derin konular. Bunlar çok önemli konular ama daha derin güncel konular da var. Onları da soracağım hocam. Efendim reklamlar diyoruz. Bir gün bakarsın beraber gideceğiz Muş'a hocam. Hocam şimdi çok hassas bir konu bu. Kendi açımdan değerlendirdiğim zaman da çok hassas ve Sırat Köprüsü gibi ince, keskin, Hazreti Ali'nin kılıcı gibi de keskin aslında. Çünkü ucunu açtığınız zaman bu Allah ile aldatmanın ucunu 7 yaşındaki çocuğun diline pelesenk ediyorsunuz ve aslında ona sanki bir kılıç verircesine mesela önünde kimi görse doğramaya başlıyor. Çok tehlike, şöyle ki tehlikesi şuradan kaynaklanıyor. Mesela bir sürü sanatçı arkadaşlarımız var hocam. Umre'ye gidiyorlar veya hacca gidiyorlar. Oradan Twitter'da veya Facebook sayfalarında paylaşıyorlar. Şimdi biz o giden insanın, ben de gittim. Giden insanın kalbini bilemiyorsun. Tabii. Kalbi bilemiyorsun, kalbi açıp bakmadık ki kalbi bilelim. Kalbi ancak ancak Allah bilir. Lakin bu Allah ile aldatmak öylesine bir moda haline geldi ki, herkes öylesine faşizanca kullanmaya başladı ki, umreye mi gittin? Hayırdır kardeşim, reklamını yapmaya utanmıyor musun da sen o resimleri paylaşıyorsun? Veya misafir geldi, sanatçı arkadaşımız konuk oldu. Umre'ye gittin, umre anılarını anlatır mısın bize? Hemen Twitter'dan, Facebook'tan telefonlar. Utanmıyor mu reklamı için umresini anlatıyorsunuz orada? Yazıktır, Allah ile aldatıyorsunuz gibi. O da Allah ile aldatma tabirinin istismarı. Yani işte bunun önüne nasıl geçeceğiz hocam? Ya herkes samimi ve ciddi olacak.
Yani umreye giden de samimi olacak. Adam gitmiş, samimiyetini bilemiyoruz. Umreye gidene saygı duymak da bir samimiyet işidir. Yani ama karmaşa çıktı mı kavramlar darmadağın oluyor. İşte bence sorun buradan kaynaklanmıyor mu? Türkiye'nin en büyük derdi kavram kargaşasıdır. Dindarla dinci, samimi Müslümanla bu işin ticaretini yapan adam, bunlar hep karışmış. Şimdi senin dediğin bir cephesi işin, bir başka cephesi var. Ben bu ülkede tanıdığım insanlar var. 40 yıla yakındır ben Türk basınında yazıyorum. Yani 20 yıl Hürriyet'te yazdım. 20 yıl aralıksız. Bunun 7 yıl tercümanı var, Sona Vadisi var, Star'ı var bilmem ne. 40 yıldır bu basının içindeyim ve ulusal düzeyde en yüksek tirajlı yerlerde yazdım. O kadar da insan tanıdım. Evet. Şimdi bir takım insanlar tanıdım. Bunlar İslam dendiği zaman, hele böyle ibadet, haç filan dendiği zaman, böyle suratını ekşitir. Doğru. Midesi bulanır adeta. Doğru. Doğru hocam. Ve yeri geldi mi de küfreder. Bize de çok küfretmişlerdir. Doğru. Pekala. Bugüne geliyorsunuz. Bugün bu sövdükleri şeyler bugün prim yaptığı için işte dindar bir iktidar var falan filan neyse o ayaklara. Bir bakıyorsunuz adamlar takvacı, umreci, haccı, umreye gidenlere, hacca gidenlere küfreden adam şimdi bütün masraflarını karşılayarak ekipleri hacca, umreye götürüyor, görsün birileri diye. Şimdi ne oldu bu? Aldatmak oldu işte. Bu defa birileri de buna bakarak hakikaten kazandığı alın teriyle kazandığı parasından Allah rızası için 3 kuruşunu harcamış, gibi, hacca umreye işte gitmiş, binlercesi Anadolu'da bir yıl insanlar öyle. Evet. Hatta çoğu borç ederek de gider. Doğru. O içinde aşkı var, gider onu tatmin eder. Evet. Elini mi tutacaksın? Gider. Mesela borcu şimdi bu defa demin dediğim tipe bakarak bunlara bazıları saldırıyor. Kavram kargaşası bu. Hocam bir de mesela... Şapla şeker birbirine karıştı. Ağlayanla gülen birbirine karıştı. Hocam bu karışıklıklar içerisinde kafamı kurcalayan bir başka soru. Şimdi sakallı veya işte cübbeli bir alim veya bir hoca, neyse ne. Jipe bindiğinde veya Mercedes'e bindiğinde hemen hacı hoca diyorsunuz, malı götürüyorsunuz, bak görüyor musun kardeşim, jiplere biniyorsun diyorlar. Yani ve bunları söyleyen de Müslüman görünen insanlar. Şimdi ben de orada not alıyorum. Diyorum ki demek ki ya hani bunların İslam'ına göre Müslüman adamın işte Range Rover'a veya lüks bir arabaya binemeyecek. Öbür tarafta başka bir profesör veya hoca, dini bilgisi güçlü kişi zengin kesimlere Allah'ı anlatıyor. Herkes her ağırlığı kaldıramaz yani şimdi. Herkes her... Bana versin bir ağırlığı, ben diyelim 100 kiloyu kaldırırım, 101'i kaldıramam. Şimdi başka bir kesimde sosyete diyorlar işte, yani sosyete diyelim. Bu da sosyete hocası. O görüyor musunuz, o da bak, bunun ortası ne hocam? Yani bu sosyete efendim mesela Allah diyor mu mesela, Müslüman jipe bine, veya daha başka Yahudi, Hristiyan'ı uçak alınca da onun önüne geçiyorlar. O Yakup Bey hoş geldiniz efendim diyorlar, ceketini ilikliyorlar. Yani kafamız karışıyor şimdi. Madde bir, size de zaman zaman böyle sorular oluyor. Yaşar Nur Özdemir, o sosyete hocası. Ya bu sosyete putperest midir bu sosyete hocam? Put mudur, puta mı taparlar? Siz de bunlara mı hocalık yapıyorsunuz Allah aşkına? Bu nedir yani? Bu sosyete insan değil mi? Bunlar Müslüman değiller mi? Veya öbürü efendime söyleyeyim bir arabaya tatil yapmış. Gider Bodrum'da, yani bir Müslüman ehli sünnet bir insanın Bodrum'da bir yazlığı olamaz mı? Bodrum'da havuzuna giremez mi? Denize giremez mi? Veya tatil yaparken, yani herkes tatil yapıyor. Hristiyanı denize girebilir, o denize girebilir. Müslüman denize giremez mi hocam?
ve bunları yapan, yani bizlere bu algıları yaşatan, bizlere aslında bu mahalle baskısını yaratan, insanları bu denli şekilcilik üzerinden değerlendirip sınıfsal kategorize eden bu insanlara bakıyorsunuz, siz kimsiniz diyorsunuz, biz Müslümanız diyor elhamdülillah. İşte kavram, tabii cehalet temeli, temeli cehalet. Adam neye biniyorsa binsin, bizim bakacağımız bir tek şey var. Parasını kendi mi kazanmış? Çalmış, çırpmış mı? Talan mı etmiş? Birinin öbürünün sırtından mı almış bunu? Yoksa kendi emeğinin ürünü müdür? Kendi emeğinin ürünü ise neye biniyorsa biner. Ya peki o zaman şöyle, Kur'an'ı az önce lafın başında söyledim. İslamiyet'te bakın, servet kötü değildir. Kur'an serveti kötülemez. Kur'an'da mülkiyet düşmanlığı falan yoktur. Fakat haram lokma düşmanlığı vardır. Kur'an haram lokma yiyenleri, hele bir de bunu servet aracı yapanları lanetliyor. Şimdi buna bakacaksınız. Neyi biniyorsa binsin. Yani Kur'an'da Müslüman'ın zenginliği bu kadar olur. Müslüman buraya kadar binmeli. Müslüman'ın uçağı olamaz. Hayır, diye bir şey ayet olmaz. Var mı hocam? Hayır efendim. İşte söyledik. Ölçü budur. Kendi emeğinin, alın terinin karşılığı mıdır, değil midir? Ha. Ama adam devleti talan ediyor, soyuyor. Kamu malını talan ediyorsa işte Maun suresi, milletin kamunun mallarını, haklarını talan edenleri lanetliyor. Onların namazları da lanet olarak geri döner diyor. Bunu söyleyeceksin. Yoksa sen adamı filan arabada gördün diye İslam dışı ilan böyle ben anlamadım böyle, hocam böyle ya. Bir zulüm olur mu ya? Bir Allah dostuyla bir sohbet ediyoruz. Şey yani adam bu dünyayla işi yok. Hiçbir işi yok yani. Efendime söyleyeyim. Arkadaşımız arabasıyla havaalanından almış. Hemen bir tanesi yolda gelirken trafikte takılıyor. Cam açık demişler biraz havaalanı. Acı amca demiş. Maşallah jipte oturuyorsun. Jipte oturuyorsun sanki işte hani hoca yana. Yani ve bunu yap... O abi de çağırmış hoca da. Sen demiş Müslüman mısın oğlum demiş. He demiş elhamdülillah Müslümanız demiş. Diyor Kur'an'da ayet var. Allah Müslümanları her şeyin en güzeline layıktır diye bir anlatıp sizin az önce bahsetmiş olduğunuz ayette. Yani Allah Müslüman zengin düşmanı mıdır demiş. Yani Allah burjuvaziye düşman mıdır burjuvaya? Paraya, mala, mülket. Efendimiz ticareti yapın demiş. Belki helal kazanmışız oğlum. Helal kazanmışız. Gayet tabii. Gayet tabii. Yalnız toplumda tabii... İşte bu böyle emme basma tulumbalar gibi birbirini bunlar devamlı tahrik ediyor. Toplumda devleti soyarak zengin olan kamu malı talancıları, kredi talancıları, ihale fesatçılarının yaptığı servetleri görünce insanlar öfkeyle bir yere toslamak istiyorlar. Gidiyor yanlış yere tosluyor. Gidiyor. Yani o cipe binmeden adam haram servetlerle Karun olamaz mı? Cipe de hiç binmez. Olabilir. En mütevazı arabaya biner. Olabilir. O bir gösterge değil ki. Doğru. Çöner evde iki tane araba vardı çoğundan. Yani. İhtiyaç olmuş yani. Siz bunlara bakamazsınız. Bunlar aldatıcı şeylerdir. Adamın serveti nereden kazandığına bakacaksınız. Zaten bir ilke vardır. Bu tasavvufta çok tekrarlanır. Siz paranın nasıl kazanıldığına bakın. O nereye gideceğini kendi bilir. Orada sıkıntı olmaz. Ama nasıl kazanıldığına bakacaksınız. Tabii en azından şöyle de bir şey var. Nasıl kazanıldığını gözlemlerinizde görüyoruz. Ben sanatçıyım. En azından insanlar benim başka bir iş yapmadan şarkı türkü söyleyerek kazandım. Bak, ama benim namazımda riya varsa onu zaten Allah bilir. Benim umremde riya varsa Allah bilir. Efendim sohbetimiz devam edecek. Bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan buradayız efendim. Evet efendim. Hocam. Şimdi konunun başında dediniz ki farklı bir din yaratılmaya çalışıyor, yaratılıyor. Lakin geçenlerde bir televizyon programında, yanlış hatırlamıyorsam Habertürk'te, Cübbeli Ahmet Hoca, o da sizin için aynı cümleyi kullandı, dedi ki Yaşar Nuri Öztürk dedi, başka bir din yaratmaya
çalışıyor dedi. İkimizin anlattığı başka olabilir. Ben onun için öyle demeyeceğim. Çünkü onun sorumluluğu ağır olur. İsabet edemezsem yani. Çok kötü olur. Şimdi İbn-i Teymiye dedik. Bu sade İbn-i Teymiye mesele. İmam-ı Azam'dan beri bu böyle. Evet. Bakın, İmam-ı Azam'ı nelerle itham ettiler? Ben İmam-ı Azam üzerine 10 yıl çalıştım ve o 500 sayfalık kitap çıktı. İmam-ı Azam'a namazsız, niyazsız bir din kurmak istiyor. İthamlardan biri budur. Yahudi dönmesidir. Şirk müşriktir. Deccaldır. Bu ithamlar, bütün kaynaklarda bunlar var. İmam-ı Azam'a öldüğü zaman verilen demeçler var. Bu demeçleri verenler içinde onun değerli arkadaşları da var. İslam'ın bütün damarlarını parça parça ediyordu. Öldü, Müslümanlar bundan kurtuldu diyorlar. Ana nokta şu. Ebu Hanife yeni bir din kurmak istiyor. Peygamberi dışlıyor, hadisleri dışlıyor, onu dışlıyor, bunu dışlıyor. Yeni bir din kurmak istiyor. Hep böyle itham ettiler İmam-ı Azam. Şimdi İbn-i Teymiye dedim. İbn-i Teymiye İmam-ı Azam'dan 600 küsür sene sonra gelmiş bir insan. Hatta 700 küsür sene sonra. O diyor ki iki tane din var. Evet doğrudur. 1000 yıla yakın bir zamandır İslam dünyasında iki tane din var. Biri Kur'an'ın dini, biri de örfün dini. 1000 yıla yakındır. 1000 yıla yakındır. Emevi'nin sahneye çıktığından beri. Biri Kur'an'ın dini, biri örfün dini. Yani örfü, şimdi gelenekleri... Şimdi sen işte cübbeli mi, cübbesiz mi, her neyse, beni ismi beni ilgilendirmiyor. Onun dediği şu manada doğrudur. Benim anlattığım din, örfün dininden başka bir dindir. Ve ben mesela kendimi Müslüman olarak tanıtırken bu geleneksel dinin Müslümanı değilim ben. Ben Kur'an'ın müminiyim. Kur'an'ın getirdiği dinin müminiyim ve onun Müslümanıyım. Doğru, bu manada iki din var. Senin dediğin kişi, bunun Kur'ani olanını değil bana göre, bana böyle dediğine göre... Bu ağır itham değil mi hocam? Hayır, benim, hayır, kendi söylediği sözü söylüyorum. Şimdi ben kendimi bilirim. 3 yaşından beri neyle meşgulüm, benim imanımın kaynağı nedir bilirim. O halde benim dinimi başka bir din olarak vasıflandırıyorsa adam, demek ki doğrudur. Onun dini de başka bir dindir. Benim dinimin Kur'an dini olduğunu bildiğime göre onun dininin başka bir adı olmak lazım. Ben o adı koymuyorum. Yani bakın, Hazreti Peygamber diyor ki insan insanın aynasıdır. Amin. İnsan insanın aynasıdır. Onun için ağzınızdan çıkan söze dikkat edeceksiniz. Bir gün Bayezid-i Bistami'ye, Bayezid-i Bistami'yi bilir misin? 261'de ölmüş. İslam tasavvufunun abidelerinden biridir. En önde olanlarından biridir. Bütün tarikat şecerelerinde de yer alır. Muhteşem bir önder. Bir gün bir Yahudi komşusu var. İslam'a da gıcık olan bir adam. Bayezid-i Bistami'yi de habire horlamak istiyor böyle. Gelmiş bir gün ona demiş ki, ya ben seni demiş devamlı rüyamda domuz suretinde görüyorum. Hakaret ediyor. Gülmüş Bayezid-i Bistami, büyük insan. Rüyan doğrudur demiş. Rüyan doğrudur, doğru görmüşsün. Benim vücut aynamda kendini seyretmişsin. Onun için insan insanın aynasıdır. Çok dikkat edin. Bazen itham ettiğiniz kişinin şahsında, vücut aynasında kendinizi seyredersiniz. Yine Hazreti Peygamber diyor ki, insanları küfürle itham etmeyin. Eğer isabet edemezseniz o dediğiniz siz olursunuz. Çünkü bu Allah'ın yetkisinde bir iştir.
Ben tenezzül etmiyorum. O dediğin noktada söylenecek çok şey var da. Şunu derim, herkes kendine baksın. Nelerle itham edildiğini bu millet biliyor. Hangi rezilliklerle, nelerle. Ben sadece onu diyeceğim. İnsan, insanın aynasıdır. Ötesine gitmem. Ben tabii iki aklı başında insanın arasına girmek benim haddim değil ama ben meseleye şöyle bakıyorum hocam. Mesela İslamiyet'te bela okumak kötüdür yani. Birisine bela okumak, lanet etmek, lanet okumak hiç doğru değil. Kur'an-ı Kerim lanetlenecek insanlara hiç esirgemeden lanet ediyor. Evet, evet, Kur'an... Şimdi Kur'an bakın. Kur'an terbiyesinden geçmiş insanlar bunu bilir. Ve Kur'an-ı Kerim zalimleri lanetliyor, doğru. Yalan söyleyenleri ve müfterileri lanetliyor. Müfteri. Ve siz Kur'an'ın yaptığını yanlışmış gibi gösterecek bir tavra girmeyin. Allah öyle demişse öyledir. Çünkü Kur'an şu temel ilkeyi veriyor Nihat'cığım. Evet. Diyor ki Kur'an, Hakk'a saygınızın bir icabı olarak, Hak Allah'ın isimlerinden biridir. Doğru. Müstahak olana müstahak olduğunu, layık olana layık olduğunu verin. Layık olana layık olduğunu vermemek zulümdür. Müstahak olana da müstahak olduğunu vermemek zulümdür. Amin, kısa sıksa. Yani biz böyle suni nezaket aktörlükleriyle hakikati çiğneyemeyiz. Tabii ona bakarsanız hani kibirli olana da ne karşı... diyor Akif? Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Kanayan bir yara görsem, yanar ta içimden ciğerim. Onu dindirmek için tekme yerim, çifte yerim. Şimdi, nezakettir, söylemeyelim. Filanca kırılır, söylemeyelim. Kur'an böyle bir terbiye vermiyor bize. Zaten hadis de var ya hocam, diyor hani kibirli olana karşı kibirli olmak sadakadır diyor. Kibirli olana karşı kibirli olmak bir şey daha var. Hakikati söylemekten çekinen dilsiz şeytandır. Dilsiz şeytandır, evet. Hakikat neyi gerektiriyorsa bunu söyleyeceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim lanet dediniz. Ben şey diyorum hocam, şimdi ben şunu hep istemişimdir, beklemişimdir büyüklerimden. Hani neticede bir tarafta da Müslüman insan, diğeri de Müslüman. Hani Yahudi, Hristiyan dahi olsa ben karşıdakine hani pesimist tabii olmak veya suizan etmeyi hoş bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Ki ilim insanlarıysa, karşındaki ilim insanlarıysa, köydeki adam değilse, ilim insanlarının daha böyle hüsnü zan ederek bir Müslümana yakışacak bir şekilde karşılıklı yan yana gelebilip çay içebilerek, efendime söyleyeyim yani İmam Hanifi, İmam Şafii Hazretleri'nin birbirlerine savaşarak, kan dökerek, Müslüman kanı dökerek ve kalp kırarak, inciterek değil de çayımızı içelim, ilimleri tartışalım, onun ilmi, bunun ilmi, masada sizler alim insanlarsınız, otursunuz, defterler açılır, kitaplar açılır. Yani ben hep böyle bakarım. Ona ne kadar kolay olmuş hocam. Yani ondan sonra da işte lafın başına geliyor. Biz cehalet. Şimdi niye İslam birliği sağlayamıyoruz Orta Doğu'da dedik. Ya içeride de sağlayamıyoruz hocam. Şimdi alın işte. Burada konuk ettik. Abdülaziz Bayındır hocamız geldi. O bir şey söylüyor. Öbürü bir şey söylüyor. Cübbeli Hoca bir şey söylüyor. Diyanet farklı bir şey söylüyor. Saygı da duyabiliriz diyor. Yani mesela yine... Olabilir yani, Müslümanın her yorum farkı var. Yani Kur'an'daki ayeti bile Cübbeli Hoca başka yorumluyor, Diyanet başka yorumluyor. Siz farklı yorumluyorsunuz. Yani kendi profesörler, fetva ehli olan insanlar bile... Orada hemen bir kural söyleyeyim. Lütfen. Hem sana söylüyorum hem tabii herkese. Bütün mezheplerin ittifaklarından biri de şudur. Bir insan Kur'an'ı inkar etmiyorsa, kısmen veya tamamen, anladım, inkar etmiyorsa Kur'an'ın ayetlerine getirdiği hiçbir yorumla onu din dışı ilan edemezsiniz. İşte buraya geç işte, o yüzden din dışı olması Müslüman için Kur'an'ı inkar edecek. Mürtet Kur'an olacak. Böyle bir kitap yoktur diyecek. Kur'an'ın filan yeri
öyle değildir diyecek, yanlıştır diyecek. Yani Kur'an'a bir biçimde kafa tutacak. Evet evet hocam. Ama Kur'an'ı Allah'ın kelamı kabul edip de ona şu veya bu yorumu getiren adam, yorumu ne olursa olsun, bu Hazreti Peygamber'den, tabiundan beri ve bütün mezheplerin içtihatlarında ittifak noktalarından biridir. Şimdi ne oluyor? Şimdi adam hesabına gelmeyen kim varsa hepsini kafir ilan edip cehenneme sevk ediyor. Mesela yine ben isim vermeyeyim, ben kendimi yakıştıramam ama eğer bizi izliyorsa illaki izliyordur. O zaten o insan üstüne alınır. Mesela bir yine böyle hocalardan bir tanesi söylüyor. 10-15 yıl önceki bir videosuna denk geldim. Ben böyle severim büyüklerimi, hiç de ayırt etmem. Kim ne demiş, hiçbir ön yargım da yok. Doğru Yaşar Hoca'daysa Yaşar Hoca'dan alırım. Doğru İsrail'deyse İsrail'den alırım. Doğru Amerika'daysa Amerika'dan alırım. Kötü kardeşimdeyse kardeşimi kovarım. Kötü babamdaysa, yanlış babamdaysa, batıl babamdaysa kaçarım ondan. Diyor ki eski video, hangi diyor fetva ehli diyor, hangi hoca televizyona çıkarsa diyor, bilin ki diyor o masonlara bir tarafta kuyruğunu sıkıştırmıştır. Günümüz diyor televizyonlarına çıkan diyor masonlara hizmet eder. Çünkü kendi bütün kanallar bak hocam. Evet. Çünkü bütün kanallar diyor masonların elindedir diyor. Akıl başlı adamın diyor televizyonla ne işi var? Televizyonda ne iş? Televizyona çıkar mı diyor akıl baki adam? Fetva ehli olan adam. Şimdi bakıyorsun aynı abimiz, aynı büyüğümüz, aynı hocamız kanal kanal geziyor. Ya ne oldu şimdi, sen kuyruğun masonlarda mı sıkıştırdın yani? O yüzden yani bu denli büyük bir söz, iddialı bir söz, altında kalacağın bir sözü söylediğin zaman ne oldu? 10 sene sonra geldin lafınızı yediniz. Kur'an'a bakıyorsun 14 asırdır taptaze bir elma diriliğinde, tazeliğinde. Hocam bir doğruyu iki defa söylemiyor. Yani o 10 sene sonra doğrudur, 20 sene sonra bu doğrudur demiyor. Bir tane doğrusu var. Ama o nefsi giriyor araya, nefsine göre doğruyla yanlışı. O zaman o dini kullanmış olmuyor mu bu sefer hocam? Ne diyor Hazreti Ali? Gayet bu sefer tabii. Aldatan gayet olmuş tabii. Olmuyor ne aslında? Diyor Hazreti Ali? Ne diyor hocam? Hakikati insanlara göre değerlendirme. İnsanları hakikate göre değerlendir. Senin dediğin kişi kimse hakikati kendi nefsine göre değerlendiriyor. O televizyona çıkamadığı zaman orası kötü. Çıktığı zaman iyi. Öyle fetva veriyor, çıktığı zaman da izleyin diye. Sen çıktığın zaman hıyanet, o çıktığı zaman diyanet. Sen çıktığın zaman hıyanet, o çıktığı zaman siyaset. Ondan sonra başka. Ama bakın bu millet her şeye rağmen bunları ayıracak noktaya geldi. Artık bunları millet kolay yutmuyor. Çok şey, çok şeyi öğrendi millet, çok şeyi. Hani bir söz var ya, Cenab-ı Allah söyleyin diyor. Yani hak geldi, batıl helak oldu. Sanki hocam böyle bir ayrışma mı başladı? Hakla batıl ayrışması, doğruyla yanlış ayrışması. İt iziyle kurt izinin karıştığından hep den vuruyorduk, dertleniyorduk. Sanki it izi kurt izi de ayrışmaya mı başladı yoksa? O izafi bir şeydir. Bir yerde ayrışır, öbür yerde tekrar karışır. Bu buna felsefede işte bu tarihin diyalektiğidir bu. Evet. Tez, antitez, bir sentez olur. Tamam ayrıştı, bitti her şey dersin. Tekrar yeni tez, antitezler başlar. Bu hayatın kanunu budur. Hayatın dinamiği budur. Peki hocam. Ama tabii ki insanoğlu ilimler ve aydınlık geliştikçe büyük ölçüde hakikatleri de kavruyor. Doğru. Onu da kabul etmek lazım. Efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra biz tekrar yine buradayız olacağız.